Evet Göksu, o işte ölüme götüren yazının bulunduğu parkın hemen önündeyiz. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim, o duvarda Ayaza kedileri geliyorum yazıyordu. Ekrana da yansıyordur büyük ihtimalle. Ancak o yazı şu anda silindi. Öncelikle onu söyleyelim. Emir Koçan 16 yaşındaydı ve acımasızca katledildi. Kağıthanede bulunan işte bu parkın duvarında yazıyordu o yazı ve Emir ve arkadaşları o yazının önünde fotoğraf paylaşmışlardı ve o fotoğrafı da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. O paylaşımın üzerine aslında yorumlarda tartışma çıktı. Tepki çeken yorumlar yapıldı ve bundan kısa bir süre sonra da Emir Koçan ve arkadaşları yine Ayazağa mahallesine geldiler. İddiaya göre sosyal medyada bir video paylaşmak için Ayazağa mahallesine geldiler. İşte onların geldiğini duyan grupsa yine Emir Koçan ve arkadaşlarının yanına geldi. Orada bir tartışma çıktı. Bu tartışma tabii kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bir iddia o yönde, bir diğer iddia da kavga değil, Emir'in arkadaşlarının engellendiği o grup tarafından ve yalnızca Emir'in dakikalarca darp edildiği yönünde. İşte Emir Koçan o kavgada dediğimiz gibi dakikalarca darp edildi ve bilinci kayboldu. Ve bir diğer iddia daha var, o da ambulansa hemen haber verilmesinin engellendiği yönünde kan donduran bir iddia daha var. Ve bir süre sonra ambulans, sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Tabii çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ve Emir Koçan hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18 sıralarında meydana geldi. Dediğimiz gibi Emir Koçan ve arkadaşları bu paylaşımın ardından Ayazağa mahallesine gelmişti. Ve Ayazağa mezarlığına yakın bir ormanlık alanda aslında darp edilerek burada ağır yaralandı Emir Koçan. 16 yaşındaydı, lise 3'e geçmişti. Babası açıklamalarda bulundu. Tabii ailesi büyük üzüntü yaşadı. Henüz yeni 16 yaşına girmişti oğlum dedi ve bu işin takipçisi olacağız dedi. Olayın ardından 4 kişi yakalandı ve tutuklandı. Emir Koçan ve arkadaşları dediğimiz gibi işte o duvarda yazılan Ayaza kedileri geliyorum yazısının önünde yaptığı paylaşımın ardından tepki çekti bu yazı ve o grup tarafından da darp edildi. Dakikalarca darp edildi. Emir'in dayısının iddiasına göre de aslında Emir'in arkadaşlarının ve Emir'in telefonları gasp edildi. Yine ambulansa haber verilmedi. Aslında belki de ölüm nedenlerinden birinin de o olduğu yönünde iddialar da var. Bunu da belirtelim. Ve dediğimiz gibi ağır yaralanan Emir hastaneye kaldırıldı ancak Salı günü hayatını kaybetti. Bunu da belirtelim. Tabii aslında daha önce o iki grup arasında bir husumet var mıydı? Neden bu kadar tepkiye yol açtı? Bu olay neden bu kadar büyüdü? Onunla ilgili tabii şu anda net bir bilgi yok. Ama biz şu anda işte o yazının, yani olayın başladığı yer burası. Kağıthanede bulunan bir çocuk parkının duvarı aslında. Buraya işte yazılan o yazının üzerine tekrar söyleyelim. Orada ne yazıyordu? Ayazağa kedi geliyorum. Emir ve arkadaşlar işte tam da bu noktada, bulunduğumuz noktada bir fotoğraf çekiniyorlar, çektiriyorlar ve o fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyorlar. Sosyal medyada başlıyor aslında bütün olay. Yorumlar orada yapılıyor, tepki çeken yorumlar yapılıyor. Bunun ardından da Emir ve arkadaşları yeniden Ayazağa mahallesine geliyor ve bunu duyan grupta Emir ve arkadaşlarıyla karşılaşıyorlar. Yanlarına gidiyorlar daha doğrusu ve yine burada bulunan Ayazağa mezarlığına yakın bir alanda, ormanlık bir alanda Emir dakikalarca darp ediliyor. Ardından da ne yazık ki hayatını kaybediyor diyelim. Emir'in tekrar edelim, ailesi çok üzgün ve bu işin peşini bırakmayacağız açıklamasını yaptı diyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan stüdyoya bırakalım.